Şahsı felç. Tam 7 yıl boyunca ben Göztepe beyin cerrahında hiç çıkmadan yattım. 7 tane yatak çürüttüm. 7 kere değiştirdim. Deri değiştirdim. 17 kere ameliyat oldu. Önüne gelen ameliyat etti, olmadı olmadı. Her şeyimi sattım, kaybettim. O yattığım zaman dedim ki ben dava edeceğim ilk ameliyatta kendime geldiğimde. Kılıçdaroğlu herkesi dışarı çıkardı. 4 tane takım elbiseli adamla geldi. Hastaneler genel müdürüymüş. Tanımam bilmem. Bana ne dedi biliyor musun? Ya evladım dedi, bak. Arkadaşım, bu bir kazadır, olmuş bitmiş. Ben seni burası ne tanır, ne sana düşmanlığı vardır. Olmuş bitmiş. Ama sen şimdi dava edeceğim bilmem ne dersen, ben şimdi seni hemen bir ambulansa bindirir, Adapazarı hastanesine sevkini yaparım dedi. Karın gitsin orada baksın seni. Bak aylardır buraya gidip gel. Ha, yok, şikayet etmem dersen, sen burada bebekler gibi bakılırsın dedi. Ve ben hiç çıkmadan 7 yıl boyunca Göztepe beyin cerrahında yattım kardeşim. 17 kere ameliyat oldum. En sonunda mahallenime, şimdi dünyada bir cihaz çıkmış. Her şeyimi sattım, savdım, onu getirttirdik. Bak karnımda 1,5 kiloluk bir stimülatör var. Her yerim kablo. Uzaktan kumandayla yürüyorum. Ve bu adam, beni ameliyat eden doktor, Allah 1000 kere razı olsun, beni tekrar yeniden yürüttü, yeniden hayata döndürdü. Ve ben bunu 91 yılın 98 yılında yürüdüm. 91 yılından beri benim içimde yaradır bu. Yani insanların yüzüne bakıp diyen Kılıçdaroğlu bu kadar riyakar bir adamdır. Ve asla da affetmiyorum. Öbür dünyada bile bak dişlerin yoktur. Hepsi takmadır, damaktır, çürüdü. 8 kere kemoterapi gördüm. Ömrüm hastanelerde girdi. Çocuğum 1 yaşındaydı. 8 yaşına geldi. Hala hastaneye bayramlara bana elinde çiçekten geldi. 8 yaşına kadar ben ev yüzü görmedim. Onun için affetmeyeceğim tek adam vardır. Hiç kimse bana Kılıçdaroğlu'nu gökten zembillen inmiş melek gibi göstermesinler. Bir de adamda utanma sıkılma olur ya. Ben onurlu şerefli bir Türk vatandaşıyım.